Konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Sayın Bayram Konuşu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Müdürlerim, saygıdeğer üreticiler, kıymetli misafirler, hepinizi ayrı ayrı selam eder, teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İl Tarım Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Karadeniz Araştırma Müdürlüğümüzün işbirliğiyle yem bitkileri geliştirme yetiştirme projesi kapsamında 4 üreticimize yem bitki tohumu dağıtılmış idi. Şimdi ise hasat zamanı. Bugün Mustafa Tayhan kardeşimizin tarlasında hasat yapılacaktır. Ben Tarım Bakanlığımıza, il müdürlüğümüze, ilçe müdürlüklerimize, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ve bugünkü hasat günümüzde geldiğinizden dolayı saygılarımı sunuyorum. Ve hasatımıza başlayacağız Allah izin verirse. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın İbrahim Sağlam'ı kürsüye arz ederim. Evet. Sayın Kaymakamım, çok değerli belediye başkanı, oda başkanları, 19 Mayıs ilçemizin değerli daire müdürleri, oda başkanları, çalışma arkadaşları, çok değerli çiftçileri, hepinizi bu yayın gününde saygıyla, muhabbetle, şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tescil çeşidimiz bir isim verirken de 19 Mayıs'ta madem bunu yapıyoruz, çeşitlerin birine de 19 Mayıs isminin verilmesini en azından 19 Mayıs'ın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Başkanım hemen bu isimleri kim veriyor dedi. Tamam anladım ben dedim kimin verdiğini. Bir sonraki tescilde inşallah ilk adımı verdin 19 Mayıs'ta bekliyoruz. Gerek buğdayda olabilir, gerek yem bitkisinde hangi tescil çeşidi olursa inşallah onu da buradan sizden talep ediyoruz. Tarla sahibi Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizim söylediğimizi zaten söylüyor. Sadece biz bu tescil edilmiş bu çeşidin verimiyle ilgili bu tarla gününü yapmıyoruz. Daha iyisini istiyoruz. Daha gelişmişini üniversitemizden, enstitümüzden istiyoruz ki yayımını bizler yaparız. Çiftçiyle buluşturmasında bizler görev alırız. Evet değerli acıyorum. İlimizde toplam 362.000'de hayvan, büyükbaş hayvanımız ve 261.000 başta küçükbaş hayvanımız ve toplam bunların kaba yeri ihtiyacına baktığımızda 1.250.000 ton gibi bir rakam çıkıyor. 1 milyon tonun üzerinde zaten biz gerek 680.000 dekar yem bitkisi ekilişlerinde gerek 160.000, 162.000 dönüm dekar mera alanlarımızda ve saf saman fındık altları, orman açma yerleriyle ilgili hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını gideriyoruz. Yaklaşık 200-250.000 ton gibi bu 350-400.000 tondu 2 yıl önce. Kaba yemini yavaş yavaş kapatmaya ve bunun yanında da sıraycılık mısırla ilgili diğer bölgenin diğer illerine yem satışı olduğunu biliyoruz. Toplam Büyükşehir Belediye'miz geçtiğimiz 2022 yıl içerisinde 133 ton. Biz bakanlığımız bütçesinde de 73,5 ton yem bitkisi tohumluğunu çiftçilerimizle buluşturduk. Yeter mi yetmez. Elbette kendi ekiliş alanları da var. Bu ekimlerde toplam 680.000 dekarda ekiliş var ama sadece 260.000 dekar alan için 16,5 milyon TL bir yem bitkisi desteği ödemişiz. Yeter mi yetmez. İnşallah çiftçi kayıt sistemindeki kayıtların güncelleme çalışmaları 2024 kayıtları için 1 Eylül'den sonra geçecek. Orada çiftçi kayıt sisteminde değişiklik yapılıp bakanlığın herhangi bir sisteminde kayıtla ilgili bir öneri getiriliyor. O eğer kanunlaşırsa ne kadar ÇKS kayıtlarımızı güncelleyip hepsini kaydedebilirsek inşallah desteklerimiz de bir o kadar. Yani şu anda %70, bir %30 daha artacak. 16,5 vermeyeceğiz de bu defa ne yapacak? 21 milyon TL gibi bir desteğe çıkacağız. Onun için siz üretmeye
Devam edin, biz destek vereceğiz. Hayvancılıkta kaba yem %70 gibi bir rakamı yapıyor. Eğer kendimiz üretmezsek fabrikalara veya üretim yapanlara çalışırız. Biz herkesi doğduğu yerde doyurmaya uğraşıyoruz. Bunu yaparken de yem bitkisinde de enstitümüz bir çeşit geliştirdiği bölgeye uygun, dediğim nemli bölge, bölgeye uygun aynı zamanda serin bölgeye. Şimdi verimine bakacağız. Toplam 6-6,5 tondan yaş olarak, kur olarak da 1650 kilodan bahsediyoruz. Güzel bir verim. Ha, daha iyisi yapılabilir, yapılır. Onlara da inşallah yaparak biz sizlerin girdi maliyetlerini ne kadar düşündürebilirsek o kadar kazancınız fazla olacak. Tekrardan ben bugün de bizim Tarım Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığımızca da bu yayın projesine destek veriyor. Neler yapılabilir diye bunları sizlerin görmesini, hayvan işletmelerimizin, çiftçilerimizin görmesi için bunu yapacağız, yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Ben tekrar bundan sonra da Bafra'da kuru fasulyeyle ilgili bir dağıtım dönemimiz olacak. Oraya geçeceğiz. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum projemizin. Hatırımıza dolayı başta Sayın Kaymakamıma, Belediye Başkanı'na, tüm mağdurlarına ve başta çiftçilerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.